da günahı yer almalı. Cover letter'da başka neler var? Tarih, selamlama cümlesi, kapanış cümlesi ve iletişim yazar bilgileri olabilir. Bu herhalde çalışmadı ama. Burada daha önce yaptığımız yayınlarla alakalı bir cover letter örneği verdim. İlk başta başlarken tabii tarihle başlıyoruz. Daha sonra editöreli selamlama cümlesi, ardından hangi dergiye gönderdiğimizle alakalı. Hangi dergiye gönderdiğimiz derginin ismi ve gönderdiğimiz yazının başlığı. Daha sonra gönderdiğimiz yazıyı iyi anlatmak ve kabulünü sağlamak amacıyla bir cümle, bir paragraf. Kapanış cümlesi, diğer bahsettiğim beyan cümleleri. Daha sonra polis politik aktörün yani iletişim yazarının bilgileri mutlaka olmalı. Diğer paylaşacağımız dergiye yükleyeceğimiz konulara gelirsek bunlardan birisi copyright transfer form. Makalenin orijinal olduğunu ve daha önce başka bir dergide dergiye gönderilmediğini inanmak üzere belirten bir form. Onu bütün yazarlar kendileri imzalayarak dergiye tekrardan yükleniyor. Yine çıkar çatışması formu var. Çıkar çatışmasıyla alakalı formu yine dergilerin web sayfalarında bulabiliriz. Bu form doldurularak bütün yazarlar tarafından tek tek imzalanarak dergi sayfasına yüklenir. Yazarlık beyanı sayfası. Bu da yine dergilerin kendi web sitelerinde var. Bütün yazarların çalışmaya katıldığına dair veya bir görev üstlendiğine dair bir belge. Bunun bu şekilde doldurup derginin sayfasına yüklenmesi gerekmektedir. Kısaca etkin servislerden bahsedeceğim. Etkin servisler yazının İngilizce olarak düzeltilmesi, manuskript formatlanması, yani yazının formatlanması dergiye göre başka bir dile çevrilmesi gibi görevler üstünde. Birçok etkin servis var. Bunlardan herhangi birini kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak fiyatları oldukça pahalı. Benim şahsi önerim, kişisel önerim, eğer İngilizce dil açısından kendinize güvenmiyorsanız bunu kullanabileceğiniz üründe. Teşekkür ediyorum. Bir tanesi İstanbul, bir tanesi Ankara'dan çalışmalara katılımcılar var. Birbirlerinin yerine imza atalım mı? Ya aslında etik olarak atmamamız lazım. Herkesin kendisinin imzalaması lazım ama atıyor muyuz? Yapıyoruz. Çünkü herkese o formu ulaştırması yani olabiliyor. Yani ilk başta bu iş problem çıkarmaz ama yazı problematik hale gelmeye başladığı zaman imzalar bile araştırmaya başlanıyor. Yani bir şeyde ters gitmediği zaman sıkıntı olmuyor ama ters gitmeye başladığı zaman o zaman sizin sahte imzayla suçlanabiliyorsunuz. O yüzden dikkat etmek lazım. Evet. Başka soru? Yok herhalde. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.